Mesela takvimlerde güneşin doğma ve batma vakitleri yazar. Doğuş ve batış vakitleri yazar. Takvim yazdığı için güneş o vakitlerde doğup batmaz. Aksine takvim güneşin o saatlerde doğup batacağına istinaden yazmıştır. Güneş doğacağı için takvimde yazılmış. Evet. Yani bizim de kader takvimimizde bizim günah mı işleyeceğimiz, sevap mı işleyeceğimiz yazılmıştır, yazılıdır. Kader takvimimiz yazdığından dolayı yazılmış değil. Bizim seçeceğimizden, tercih edeceğimizden, işleyeceğimizden dolayı kader takvimi onları ona istinaden yazmış. Herkes çok iyi bilir ki takvimde yazdığı için güneş o saatte doğup batmaz. Bunu herkes iyi bilir. Dolayısıyla hiç kimse takvime bunu vermez. Yani takvimde yazan o küçük bilginin güneşin doğup batmayla bir alakası yok. Yok. Aksine takvim güneşin doğup batma vaktini istinaden yazar. Bunu herkes bilir. O zaman kader defteri, kader takvimi senin günahkar mı, sevapkar mı olduğunu yazması da yine senin tercihlerine, seçimlerine göredir. Yani yoksa bu bizi günaha itmemeli, bizi günaha götürmemeli. Günah, böyle bir şey var. Yani günahlarımızı biz kader defterine yükleyemeyiz. Çünkü kader defteri bizim seçimlerimize göre yazmıştır. Biz kader defterine göre tercih etmiyoruz, seçim yapıyoruz. Bir başka örnek daha verebilirim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ahir zaman fitnelerinden haber vermiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ahir zaman fitnelerine haber verdi diye mi ahir zaman fitneleri olur? Elbette ki hayır. Ahir zaman fitnelerine istinaden Peygamberimiz haber vermiştir. Yine Cenab-ı Hak yazdığından dolayı biz yapmayız. Hakikate geçersek bizim yapacağımızı Cenab-ı Hak bildiği için yazmıştır. Bir başka misal verirsek, bir tepede olduğumuzu düşünelim. Dibinde yol var, tek şeritli bir yol, tek yön bir yol. İki tane araba karşılıklı hızlı bir şekilde geliyorlar. İntikal mesafesini aştıklarından biz daha arabalar çarpışmadan diyoruz ki bunlar çarpışacak ve bunu yazıyoruz. Kazadan sonra aşağı inip diyoruz ki sizin çarpışacağınızı önceden bir dakika önce, iki dakika önce bildim ve yazdım. Şimdi bizim o yazımız, biz yazdık ve bildik diye mi arabalar çarpışır? Yoksa biz arabaların çarpışacağını bildiğimizden dolayı mı yazdık? Hangisi doğrudur? Burada elbette ki arabaların çarpışacağından dolayı biz yazdık, doğrudur. Yoksa bizim yazdığımızdan dolayı arabaların çarpışması doğru değildir. İşte Cenab-ı Hak yazdığı için biz yapmayız. Eğer böyle iddia edersek bu yanlıştır. Cenab-ı Hak yazdığından dolayı ben yapıyorum, biz yapıyoruz dersek yanlıştır. Ama bizim yapacaklarımızı Cenab-ı Hak bildiği için yazmıştır, takdir etmiştir, kaydetmiştir dememiz doğru olur.